Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi ala ni'metil islam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم ارحم سيدنا محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم سلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار واجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار. اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار واجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار. رب زدني علما والحقنا بالصالحين. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddis. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî halakal azvâce kullahâ mimmâ tunbitul ardu ve min anfusihim ve mimmâ lâ ya'lemûn. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Okuduğum ayetler Yasin suresinden 36, 37 ve 38. ayetler. Subhanellezî halakal azvâce kullahâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya'lemûn. Okuduğumuz ayetlerde, Yasin suresinin bu ayetlerinde 31. ayetten başlamak suretiyle Cenab-ı Hak insanlara ayetlerini sıralıyor. Şu ayeti görmediler mi, şu ayet dikkatlerini çekmedi mi, şu ayeti bilmiyorlar mı diye. Bu ayetler, bunlar öyle ayetler, öyle işaretler ki insanların peygamberlere ilgi duymasını, alaka duymasını, vahyin, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine hitabını, vahyin hitabını değerlendirmelerini gerektirecek ayetler bunlar. Bunlar varken, bunlar orta yerde dururken nasıl olur da insanlar peygamberlere karşı alakasız, kayıtsız, ilgisiz olurlar. Ya hasreten alel ibad. Kulların ne yazık bu haline. Ma yatihim min rasulin. Onlara ne vakit bir elçi gelse illa kanu bihi yestehziun. Onunla illa ki alay ediyor, istihza ediyor, dalga geçiyorlardı. Bunlar görmediler mi kendilerinden öncekileri? Helak ettik. Hiç aralarından içlerine dönen olmadı diye başlayan ayetlerle birlikte Cenab-ı Hak elçilere karşı ilgisiz, alakasız kalmış, onlarla alay etmiş pek çok kavmin durumuna işaretle bunlar şu ayetlerimizi görmediler mi dedi ve birkaç ayetini Cenab-ı Hak sıraladı. 36 ayın 6. ayette diyor ki Cenab-ı Hak yine kendi yaratmasına, kudretine delalet eden bir ayete işaret ederek Subhanellezî halakal azvâce. Bütün çiftleri yaratan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. Subhanellezî halakal azvâce. Ayette Cenab-ı Hak kendisini tenzih ediyor ama bize de aynı anda bir bilgi veriyor. O da zatının bütün çiftleri yaratan olduğu. Subhanellezî halakal azvâce. Hem çiftlerin yaratılması hem yaratıkların çift olarak yaratılması ki her şeyin çift olarak yaratıldığına dair de ayet var. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. Her şeyden çift yarattık. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. Bu da bir ayet olmalı ki لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ diyor Cenab-ı Hak. Belki bundan gereken manayı, gereken tezkireyi, uyarıyı çıkarasınız. Demek ki insanlar her şeyin çift yaratıldığı gerçeğine, hakikatine dikkat edecek. Buradan gerekli manayı çıkaracak, çıkarsınlar diye Allah her şeyi çift olarak yaratmış. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ. Artık şimdi sizler Allah'a yönelin, Cenab-ı Hakk'a fırlayın, Cenab-ı Hakk'a doğru açılın, ona doğru koşun diye ayeti kerime bütün çiftleri, yaratıkların her şey, hepsinin çift olduğu bilgisini veriyor. Sonra tek olana doğru, biricik olana doğru, ahad olana doğru insanları davet ediyor. Hatta koşmaya, oraya doğru hızla yol almaya sevk ediyor. Bu ayette de Subhanellezî halakal ezvâce tenzih ile zatını tenzih etmesi Cenab-ı Hakk'ın onun bir çiftinin olmadığına da işaret ediyor. Dolayısıyla çifti olmak bir bakıma kulluğun alameti gibi. Yani kulsan senin bir çiftin vardır, senin ona eşin vardır mesela, bir çift olması bakımından. Senin ona ihtiyacın vardır. Senin en azından bir ikincil benzerin var. Tabii cins olması bakımından daha çok benzerlerin var ama temelde diyelim ki bir de bir çiftin var. Bu çiftliğin eşler, benzerler olması bakımından ihtiyaç duyduğu erillik ve dişillik esası üzerine mi kurulu? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın her şeyi çifte yarattık temelde buyurması, maddenin temelde bir fizik konusu olması bakımından maddenin de bir çifti olduğu, atomun da bir çifti olduğu ne kadar bizi götürür mü o kadarını bilmiyorum. Ama şey kelimesi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir nesneye verilebilecek bir isim. Allahu la ilahe illa huve haliku kulli şeyin. Allah ki kendisinden ayrı bir ilah olmayan kişidir. Allah kelimesini tarif eden bir ayettir bu. Allah nedir? Allahu la ilahe illa huve. Kendisinden ayrı bir ilah olmayan zat işte o Allah'tır. Haliku kulli şeyin. Her şeyin yaratıcısı. Her şeyin yaratıcısı. Dolayısıyla şey ile Cenab-ı Hak zatı dışındaki her bir nesnenin varlık için kullanabildiği bir isim ise demin okuduğumuz ayette de her şeyin çift ve min kulli şeyin halakna zevceyn. Her şeyin çift olarak yaratıldığını bildiriyor. Şu halde bu sadece demek ki erilik dişilik temelinde değil. İnsanlık dışındaki hayvanat, hayvanlık dışındaki cemaat, her bir aklımıza gelebilecek şey diye adını bildiğimiz, bilmediğimiz, tarif edebileceğimiz her şeyin aslında bir çifti olduğunu. Dolayısıyla biz maddenin de çifti var mı derse, Cenab-ı Hak her şeyin çifti olarak yaratıldığını buyuruyor. Maddenin de çifti olur. Her ne söylerse böyle cevap olarak olumlu yaklaşmak mümkün. Bilebildiğim kadarıyla maddenin veya atomun bir çifti olduğu teorisiyle adamın biri Nobel ödülü aldı herhalde. Bu maddenin o diğer çiftiyle birleştirildiğinde ademe gittiğini, yokluğun ortaya çıktığını. Dolayısıyla mevcut gördüğümüz evrenin sanalda, onun öngördüğü, teoreminde öngördüğü sanalda bir onun yok edicisi, onun bir bakıma anti madde gibi onunla birleştiğinde sıfırın veya yokluğun, hiçliğin ortaya çıktığı bir uzay tasavvur ediyor. Bunlar buralara kadar gider mi? Konu oralara kadar erişir mi, erişmez mi bilmiyorum. Ama ayette Cenab-ı Hak ve min kulli şeyin halakna zevceyn buyuruyor. Ve her çiftlik ve yaratıkların çift olarak yaratılması hususu Kur'an-ı Kerim'de hasbelkader bir iki kere geçen bir konu değil, pek çok yerde geçen bir konudur. Bu okuduğumuz Yasin suresindeki ayette dikkatimizi çektiği yanıyla Cenab-ı Hak kendisini tenzih ediyor. Neden burada tenzih ediyor derseniz akla ilk önce onun çifti olmadığı geliyor. Bütün çiftleri yaratan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. Onun zatı ne denli yücedir demesi, onun bir çifti olmadığı, onun kul huvallahu ahad de ki o Allah biriciktir, yeganedir, tektir, emsali benzeri yoktur. Leyse ke mislihi şey'un, onun gibisi de yoktur. Yani eşi, zevcu diyebileceğimiz çifti ister erilik dişilik bağlamında olsun, ister yani onun sahip olduğu vasıflar bakımından ona benzeyen biri olsun. Hiçbir biçimde onun bir zevci yani eşi yoktur ve onun gibisi de yoktur, benzeri de yoktur. Leyse ke mislihi şey. Bu bakımdan o biriciktir. Kul huvallahu ahad. O tektir, yeganedir birdir. Kul huvallahu ehad. Zaten herhangi bir kimseye yeryüzünde Tanrı kavramını, ilah kavramını tarif etmesini isteseniz, o yaptığı tarif içerisinde onun tek olması gerektiğini, bir olması gerektiğini hemencecik fark edersiniz. Çünkü her şeye gücü yeten, her şeyi yaratan, korktuğu hiç kimse olmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, bu tanımların hepsi sadece bir kişi de olabilir. İkincisini düşündüğünüzde, ihtiyaç açısından düşünürseniz birinin diğerine ihtiyacı şeyini, sıkıntısını çözemezsiniz. Güç açısından düşünecek olursanız birinin diğerine güç konusundaki yenişmelerini çözemezsiniz. Çünkü her ikisine de her şeye gücü yeten diyemeyeceğinize göre kendisi dışında gücü yeten birini öngöremezsiniz demektir. Aynı şekilde ihtiyaç üzerinden, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri üzerinden bakarsanız onun biricik olması gerektiği zaten açıktır. Bu ilahlığın tanımı böyledir. Ama eğer siz ilahlığın tanımını kulluk tanımı gibi yapıyorsanız, bazı şeylere gücü yeter, bazen ihtiyacı doğabilir diyorsanız, o zaten bizler için de böyledir. Bazı şeylere biz de yapabiliyoruz. Kısmen bize de Cenab-ı Hak belli şeyleri yapma imkanını verebiliyor. Bazen ihtiyacı doğabilir, bazı kimselere ihtiyaç çıkabilir. Böyle bir ilahlık tanımı yapıyorsanız, o zaten bizim kulluğun tanımının kendisi dediğimiz şeydir. İlah dediğin zaten o kavramı, yani biz ona niye ilah dedik? Neden bu kavramı ürettik? Ürettik diyorum. Neden böyle bir şey var? O hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için, hiçbir şeyden korkmadığı için, her şeye gücü yettiği için, ya var ya da hiç yok. Dolayısıyla varsa bir tane biricik olmak üzere var. Bu tanımı itibariyle Subhanellezî halakal azvâce kullahâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya'lemûn dedik. 37. ayette ise وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ Onlar için bir ayet de gecedir. Demek ki ayetlerin sıralandığı bağlam devam ediyor. Arada 36. ayette yine Cenab-ı Hak bir ayeti zikretti. Hem de öyle bir ayeti zikretti ki yaratıklar ile yaratıcı arasındaki en temel ayrımı ortaya koyan bir ayet. Şimdi geldi 37. ayete. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ Onlar için bir ayette gecedir. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ Ondan, yani geceden aydınlığı söküp alıyoruz. Günü söküp alıyoruz. Adeta mıknatıs gibi içinden temizliyoruz. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ Veya derinin hayvandan çıkarılıp soyulması gibi soyunduruyoruz, çıkarıyoruz. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ Böylece gecenin aslında temelin gece olduğunu, gecenin içerisinde aydınlık partiküllerin bir ışıma meydana getirdiğini anlıyoruz ayetten. Çünkü geceyi kap olarak tarif ediyor. İçinden günü söküp aldığını, günü çıkardığını, soyduğunu Cenab-ı Hak söylüyor. Bu bize nesnel olanın, yani elle tutulur, gözle görülür, toplanabilir, poşete konabilir olanın gündüz olduğunu, dolayısıyla ışığın nesnel olduğunu, partikül olduğunu rahatlıkla düşündürür. Çünkü günü gecenin içerisinden çıkarıp aldığını, söktüğünü, topladığını Cenab-ı Hak söylüyor. Dolayısıyla bu toplanabilen, nesnel olan, var olan hususun, argümanın gün, yani aydınlık olduğunu, ötekinin gecenin ise kap gibi olduğunu, zemin olduğunu, yani bir boşluk olduğunu, içine ne koyarsan o oluyor. Dolayısıyla alan geceyle eşleşirse alanın içerisindeki varlık gündüz ile eşleşir. Çünkü gündüz alanın içerisinden toplanıyor. Dolayısıyla ışık bir nesnedir diyenler veya ilmin ışığın bir madde olduğunu, hızlı hareket eden bir madde olduğunu, tıpkı cam gibi vesaire nesneler gibi bir madde olduğunu söylemesi veya bunu keşfetmiş olması, ayet-i kerimenin buradaki bahsettiği gerçekle uyumludur. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ Gece de onlar için bir ayet. İçinden gündüzü çekip çıkarıyoruz, topluyoruz. نَسْلَهُ مِنْهُ النَّهَارِ Dolayısıyla temel zemin veya temel alan karanlık bir alan. Ancak aydınlık diye bahsettiğimiz bu aydınlığa yol açan partiküller bulunduğu alanda ışıma meydana getiriyor. Aydınlık saçıyor. Orası ışıklı hale dönüşüyor. Onları oradan çekip toplarsanız yine elinize karanlık kalıyor. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ Gece de onlar için bir ayet. نَسْلَهُ مِنْهُ النَّهَارَ İçinden aydınlığı söküp alıyoruz. Günün geceye devretmesinden sonra atmosfer içinde kalan, ışık saçan, ışığa dair her türlü partikül zaman ile çekilip alınıyor. Bir ara evre gibi bir dönem geçiriliyor ama hala gecenin içerisindeyiz ve o gecenin içerisinden aydınlık sökülüp alınıyor. Ne oluyor ondan sonra? فَاِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ Baktın ki karanlığın tam ortasında kalmışlar. فَاِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ Bir de baktın ki karanlıktalar, zulâmın içindeler, yani siyahlığın, ışığın bulunmadığı bir ortamdalar. Bu da insanlar için bir ayettir. Bu çevrim, bu döngü insanlar için bir ayettir. Gece ile gündüz arasındaki bu varlık değişimi insanlar için bir ayettir. İnsanlar bunu algılayabilir, insanlar bunu düşünebilir ve insanlar bunun buradan yola çıkarak bu varlığın, bu düzenli varlığın, bu dönüşümün temeli üzerinde, ortaya var edilmesi üzerinde akıl yürütür ve bir meraka kapılır. Gelen elçilere bunun yaratıcısıyla ilgili bilgi veren, bu varlık alemini, bu düzeni ihya eden, var edenle ilgili bilgi veren elçilere kulak kabartırlar. İnsan bu denli düzenli ve kendi yaşamsal faaliyetleriyle birebir uyumlu bir zeminde var ediciyi veya kendisine bu hayatı bahşeden var ediciyi merak etmemesi o kadar anlamsız ve yersizdir. Çünkü gece ile gündüzün dönüşümü sistematik olması, ahenkli olması bir yana, bir o kadar da insanın yaşamsal olarak hayatiyetiyle de ilgilidir. Sadece gecenin olduğu bir ortamda insan yaşayamaz, sadece gündüzün olduğu bir ortamda da insan yaşayamaz. Çünkü maişetini temin ettiği, yaşayıp zevk alıp keyif aldığı, yürüdüğü, koştuğu bir aydınlık zemine ihtiyaç duyduğu kadar bir karanlığa, bir karanlığın esenliğine ve oradan elde edeceği bir sükunete, bir dinginliğe, bir afiyete, istirahata ihtiyaç duymakta. Bedenin bu ihtiyacını, döngüsel olan bu ihtiyacını var ettik bizdeki, ne de yerküredeki bu onunla birebir uyumlu olan bu döngüyü var ettik. İnsan bu iki döngü arasındaki uyumu ve ahengi ve buradaki muntazam yapıyı görüp de var ediciye ilgi duymaması, bunu kim var etti diye merak duymaması onun düşünülemez. Bunu nasıl yapar bir türlü anlaşılmaz. Hele hele bu var ediciyle ilgili yahut bu var ediciden malumat getiren, bilgi getiren elçilere karşı kayıtsız kalması da yine bir o kadar anlaşılamaz bir durumdur. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ Gece de onlar için bir ayet. نَسْلَهُ مِنْهُ النَّهَارَ İçinden gündüzü söküp alıyoruz. فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ Artık onlar bakarsın karanlığın içindeler. Gece ile gündüzün bu dönüşümü ve insanlar için, insanların hayatları için nedenli büyük bir ayet olduğu, ne kadar sistematik ve muntazam olduğu ve çok ince ayar bir denge ile, emir ile yürüdüğü gerçeği yine sadece Kur'an'ın bu ayetinde değil, pek çok ayetinde kulların dikkatine sunulmaktadır. Bunları bir düşünün diye Cenab-ı Hak sık sık Kur'an-ı Kerim'de insanları bu hususlarda insanları uyarmakta. Estaizu billah inna rabbakumullahu lezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin thumme istevâ alel arş yuğşil leylen nehâra yatlubuhu hadhathîthâ Aynı şekilde gece ile gündüz arasındaki dönüşümün birinin kapattığı alandan diğerinin çekilmesi ve bu ikisi arasındaki kovalamaca asla boşluk kabul etmiyor. Yatlubuhu hasisa. Onun çekildiği alanı hemen öteki dolduruyor. Kim dolduruyor? Gündüzün çekildiği alanda hemen gece vardır. Bir üçüncü bir şey düşünülemez. Yatlubuhu hasisa. Gece gündüzü adeta kovalar gibidir. Ve bunların arasında bir yenişme asla söz konusu değil. Biri diğerine geçemez. Yughşil leylen nehara yatlubuhu hasisa. Ve'ş-şemsu ve'l-kameru ve'n-nucumu musahharatun bi'emri. Bu anlatılanlar, ayeti kerimelerde ayet olarak insanların önüne sunulanlar hem bugünkü feza anlayışımızla, astronomi anlayışımızla birebir örtüşmekte, hem de buradaki dengeyi var eden Cenab-ı Hakk'ın kulların dikkatini içinde yaşadıkları varlık aleminin nizamına çektiği anlaşılmaktadır. Bu ayetleri görüp de bu kadar muntazam ve kendisiyle uyumlu bir varlık içerisinde yaşayan insanın var ediciyi merak etmemesi tamamen onun irazıyla, nankörlüğüyle ve küfranıyla, yok saymasıyla ancak açıklanabilir. Yoksa bu ayetler onu birebir ilgilendirmektedir. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Şuna da işaret etmek lazım. Gece ile gündüz arasında ayetlerde geçen ve tarif edilen bu döngü sadece ve sadece küre üzerinde mümkün olabilir. Dolayısıyla bunu adeta uzaydan gören, adeta yaratmış veya bu yapıyı bizatihi gözlemleyen birinin ifadeleridir bunlar. Gecenin gündüz, gece ile gündüz arasındaki bu sıkı takip, birinin diğerini geçemeyeceği ve bunun ikili olduğu, bir yanda gece ile gündüz arasındaki değişim geceden gündüzeyken öteki tarafta gündüzden geceye olduğu. Kur'an-ı Kerim'de bunların ikisi de aynı ayette zikredilir. Biri önce söylenir, öteki hemen gece gündüzü takip ediyor. Hemen aynı ayette gündüz de geceyi takip ediyor denir. Çünkü bu da yine yerkürenin iki yakası üzerinde aynı anda gerçekleşen bir kovalamacadır. Ve bunlar küre üzerinde gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'deki bu bilgilerin bunları bilen, var etmiş olan, bunlardan haberdar olan birinin sözü olabileceği gerçeği açıktır. 37. ayetten sonra 38. ayete geçiyorum. Yine ayetlerin, yani Cenab-ı Hakk'ın kulların atladığı, görmezden geldikleri, dolayısıyla da elçilerle alay ettikleri hususlara vurgu yaptığı bir başka ayet. وَالشَّمْسُ. Güneş de öyle. Güneş de bir ayettir. وَالشَّمْسُ. Güneş de bir ayet. تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا. O da kendi istikrar bulacağı, karar bulacağı mekana veya ortama veya zamana doğru koşmaktadır. Dolayısıyla güneş istikrarsızdır. Üzerine aldığı bir momenti, üzerine aldığı bir enerjiyi sarf etmektedir. Karar bulacağı, sakinleşeceği bir mekana mı, zamana mı, her ikisi de olur, doğru koşmaktadır. Sanki güneşe bir ilk tetikleme verilmiş, bir hareket verilmiş ve güneş şu anda o hareketiyle koşturup duruyor. Tecri, koşuyor. Nereye koşuyor? لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا. İstikrar bulacağı yere yahut mekana yahut zamana doğru koşuyor. Hem zamana hem mekana da denebilir. İstikrar bulduğu alan yahut zamana doğru, istikrar ne? Karar bulduğu, artık sağa sola çarpmadığı, artık hareket etmediği, sükunetine erdiği, sakinleştiği ve kararını aldığı bir noktaya doğru güneş koşmaktadır. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا. Güneş hareket halindedir ve koşturup durmaktadır. Gece ile gündüz ayetinden sonra hemen güneşe işaret edilmesi hem aradaki ilgi dolayısıyladır, hem de güneşin bu bizatihi demin ayette geçen aydınlığın tam da kaynağı olması dolayısıyla. Yine bir başka husus, yukarıda Cenab-ı Hak zikrettiği çiftler durumu güneş içinde, gece içinde, gündüz içinde geçerlidir. Gece ile gündüz adeta birbirinden ayrılmaz bir çifttir ve bütün örneklemelerde birlikte anılırlar ve karşıt çiftlerdir. Onlar arasındaki bu karşıtlık ve aynı zamanda çiftlik bir bakıma yaratıklardaki çiftliğin de aynı zamanda karşıt olduğu veya deminki teoremde olduğu gibi birbirini yok eder bir mahiyet arz ettiğini de düşündürebilir. Güneş de çiftleri olan, her ne kadar insanlar onu tek bir tane gibi gördülerse, o da çiftleri, hatta pek çok çifti benzeri olan bir varlıktır. O kadar benzerleri vardır ki o onların yanında iman edilecek, hiç göze dikkate alınmayacak bir küçüklükte kalır. İnsanlık öğrendi ki diğer yıldızların hepsi de güneş gibi bir aydınlık kaynağıdır. Güneş onların yanında küçücük kalır, daha büyükleri vardır. Ve yine insanlık öğrendi ki güneşten büyük olan abileri, güneşten daha yaşlı olan yıldızlar, pek çoğu karar kıldığı noktaya güneşten daha yakındır. Pek çok sönmüş yıldız, üzerindeki o patlamalar, o istikrarsız devinimlerin dinginliğe, efendime söyleyeyim, sükunete erdiği büyük yaşlı yıldızlar vardır. Dolayısıyla güneş de bu haliyle statik değildir, hareket halindedir ve değişmektedir. Kararlı olacağı bir noktaya doğru hızla koşan bir yapısı vardır. O da bizim gibi yaşlanmakta, o da sakinleşeceği, hareketini, o olanca yüksek hareketini kaybedeceği bir yere doğru gidiyor. Hayat bütün yapısıyla ve bütün argümanlarıyla çiftler halindedir ve karar kılacağı bir noktaya doğru ilerlemektedir. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minîn. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.